Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi. Avucunuzu yalarsınız. Vatan şairi Nazım Hikmet, Kuvayi Milliye Destanı adını verdiği destansı şiirini şöyle bitirir. Sonra düşman ordusu Kuvayi Külliyesini ihata ettik. Aslıhanlar civarında 30 Ağustos'a kadar. Sonra 30 Ağustos'ta düşman Kuvayi Külliyesini imha ve esir olundu. Esirler arasında General Trikopis, Alaturka sopa yemiş bir temiz ve sırmaları kopuk Frenk uşağı. Yaralı bir düşman ölüsüne takıldı. Nurettin Eşvak'ın ayağı. Nurettin dedi ki, Teselyalı Çoban Mihay, seni biz değil, buraya gönderenler öldürdü seni. Sonra 31 Ağustos günü ordularımız İzmir'e doğru yürürken, serseri bir kurşunla vurulan Deli Erzurumluydu, devrildi. Kürek kemikleri altında toprağa duydu. Baktı yukarı, baktı karşıya. Gözler hayretle yandılar. Önünde sırtüstü yan yana yatan postalları her seferinkinden kocamandılar. Ve bu postallar daha bir hayli zaman üzerlerinden atlayıp geçen arkadaşların arkasından seyredip güneşli gökyüzünü, ihtiyar bir muhacir karısını düşündüler. Sonra sarsılıp ayrıldılar birbirlerinden ve Deli Erzurumlu ölürken kederinden yüzlerini toprağa döndüler. Solda ilerideydi Ali Onbaşı. Kan içindeydi yüzü gözü. Bir süvari takımı geçti yanından dört nala. Kaçanı kovalamıyordu yalnız. Ulaşmak da istiyordu bir yerlere ve sadece kahretmiyordu, yaratıyordu da. Ve kılıçların, nalların, ellerin ve gözlerin pırıltısı. Artarda çakan aydınlık bir bütündü. Ali Onbaşı bir şimşek hızıyla düşündü ve şu türküyü duydu. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik ve Kayserili bir nefer yanan şehrin kızıltısı içinden gelip öfkeden, sevinçten, ümitten ağlaya ağlaya güneyden kuzeye, doğudan batıya Türkler halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i. Ne zaman 30 Ağustos gelse ben Kuvayi Milliye Destanı'nı okurum. Büyük Usta Nazım'ın Kurtuluş Savaşı tasvirini okurken 26 Ağustos 1922'den 9 Eylül 1922'ye kadar Afyon'da, Dumlupınar'da, Tınaztepe'de, Çiğiltepe'de yaşananlar gözümün önünde canlanır. Başkomutan Atatürk'e verdiği sözü tutamayarak Çiğiltepe'yi yarım saatte alamadığı için intihar eden Reşat Çiğiltepe'nin son anlarını düşünür, yaşadığı duyguyu tam kalbimde hissederim. İşte o zaman bize bırakılan bu büyük mirasın Anadolu topraklarının kıymetini daha iyi anlarım. Yine Nazım'ın Boğazları ve Kars'ı isteyen Rus yöneticilere söylediği, Türkler vatanlarının bir gram toprağı için vücutlarındaki bütün kanı dökmeye hazır bekliyor cümlesini. Bu memleket bizim mısrasıyla birlikte zihnimde tekrarlar dururum. Şimdilerde birileri Deli Erzurumlu'nun da giydiği o şanlı üniformayı giyip büyük taarruzun başladığı 26 Ağustos'un 102. yıl dönümünde Yeşil Kürdistan hayalleri kuran Hizbullah'ın siyasi kanadıyla poz veriyor. Birileri Ali Onbaşı'nın da giydiği o şanlı üniformayı giyip o pozu soranlara kendinizi onların yerine koyun, başkomutan orada, patron orada, siz o sahneye çıkmaz mıydınız yanıtını veriyor. Birileri Reşat Çiğiltepe'nin de giydiği o şanlı üniformayı giyip Rize'de kadın eli sıkmıyor. Birileri Batı Cephesi Komutanı Fevzi Çakmak Paşa'nın da giydiği o şanlı üniformayı giyip el sıkmayan jandarma subayları için onlar iç işlerine bağlı, TSK ile ilgisi yok diyebiliyor. Sanki iç işleri başka bir ülkeye bağlı. Hiç kusura bakmasınlar, bu memleket sahipsiz değil, bu memleket bizim. Tarikatlara, cemaatlere, cumhuriyet ve demokrasi düşmanlarına bırakacak halimiz yok. Buna tevessül edenlere ve etmek isteyeceklere söylüyorum. Avucunuzu yalarsınız. Bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.